Herkese merhaba. Bugün evdeyiz. Bugün birlikte böyle ev vlogu gibi, günlük bir ev vlogu gibi tatlı bir vlog çekeceğiz. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda nasıl 59 liraya 200 liralık alışveriş yaptığım hakkında size bilgi vereceğim. Hava bayağı kapalı bugün, cumartesi ve yağmurlu bir hava var. O yüzden tam böyle evde keyifle sohbet edilecek bir hava var. Saçlarım yeni banyodan çıktım. Böyle hafif nemli bırakıyorum. Normalde zaten kurulamıyorum evdeysem de ben. Kendi kurulmasını tercih ediyorum her zaman. Size de onu tavsiye ediyorum. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hafta sonlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Hiç böyle sohbet etmiyoruz artık. Biraz böyle sohbet edelim. Ben de sizi merak ediyorum. Hani neredesiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hafta sonlarınız nasıl geçiyor? Gibi. Evet, şimdi isterseniz bir kahve yapalım. Güzel bir kahve yapalım beraber. Sonra oturalım ve sohbetimize başlayalım. Benim böyle bir Chibo kahve makinem var. Çok seviyorum. Onu da böyle kapsül kahveler içiyorum. Bundan da böyle göstereyim size de. Bugün bunu içeceğim. Musasa. Çok pratik bir kahve makinesi bu. Bunu böyle haznesine yerleştiriyorum. Sonra da buraya koyuyorum. Kapatıyorum. Evet, şimdi kahve makinemiz öttü hazır yapmaya. Ben hafiften fincanıma süt de koyuyorum laktozsuz ama bazen koymuyorum. Öyle keyfime göre yani takılıyorum. Şimdi basalım. Kahvemiz oluyor. Benim kahvem hazır. Şimdi Cem'e de bir Türk kahvesi yapalım. Evet, kahvemiz hazır. Şimdi oturup başlayalım. Hava bayağı kapalı bugün. Bu arada şu arkamızdaki iki resim maymun gibi olanını Cem yaptı. Öbür yel değirmenini ben yaptım. Karantinanın ilk 1-2 ayı hep onları boyayarak, resim yaparak geçirmiştik. Bayağı güzel. Onlarla ilgili bir video yaparım size. Çok hem hoş, eğlenceli hem de aslında zor değil. Evet, kahvemizi yaptık. Bir tadalım. Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Böyle değişik değişik kahveler içmeyi çok seviyorum aslında. Ay, bunun tadı çok güzel. Bu kahvelerle ilgili biz Cem'le birlikte bir video hazırlayacağız. Sizlere kahve tavsiyelerimiz olacak. İkimiz de çok seviyoruz çünkü. Şimdi konumuza gelirsek eğer, bugün hava biraz kapalı. Bu yüzden ekranda kararmalar olabilir. Şimdiden söylüyorum. Hava biraz etkiliyor çekimi açıkçası. Ama çok tatlı bir hava var. Böyle evde keyifli vakit geçirmeli, video çekmeli bir hava olduğu için bugün es geçmek istemedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Watsons'ın biliyorsunuz ki her ay 59 liraya sürpriz kutuları yayınlanıyor. Ve bu kutular genelde 200 lira üzerinde aslında gerçek fiyatları. Ama 59 TL'nin içinde çok daha uyguna ürünler geliyor. 7-8 tane ürün oluyor. Genelde bakım ürünleri ya da kozmetik ürünler oluyor. Her zaman işimize yarayan ürünler çıkıyor. Şimdi de göreceksiniz zaten. Hiç işimize yaramayan ürün yok içerisinde. Bir ay boyunca banyoda mutlaka işimize yarayacak şeyler içinde oluyor. Ama dediğim gibi yani normalde alsanız, ayrı ayrı alsanız 200 lira tutacak bir ürünü siz 59 liraya topluca almış oluyorsunuz. Şimdi size bundan biraz bahsedip belki denemek istersiniz. Çünkü ben memnun kaldım açıkçası. Normalde bu kadar küçük gelmez. Biraz şaşırdım. Kontrol edeceğim. Kasım sürpriz kutusu diyor. Doğru. Ama yani niye bu kadar küçük anlamadım. Paketten hediyeler çıktı. Yani kargo paketinden. Bir Türk kahvesi çıktı hediye. Bir de maske çıktı. Bunu denememiştim ama ben şekerli... Ben orta kahve içiyorum. Türk kahvesi. Ya ben çok denedim sade kahve içmeyi de. Yani her şeyi şekersiz içerim. Çayı... Keza bu filtre kahveleri falan. Ama Türk kahvesini hiçbir şekilde şekersiz hoşuma gitmiyor. Yani beğenemedim bir türlü. O yüzden böyle bir tane şeker ya da bir şekeri ikiye bölüyorum falan. Kendimi kandırıyorum. Öyle içiyorum. Bu da Türk kahvesinin sütle harmanı. Üçü bir arada diyor. Yani bu üçü bir aradaları sevmiyorum. Çok şekerli oluyor. Bilmiyorum. Beraber ürünler üzerinden de konuşuruz. Ben bunları atmıyorum. Benim Modo Cruz ve
dolap hesabım var ve orada yeni sıfır ürünler, bir sürü ürünler, kozmetikten kıyafete bir sürü ürünler satıyorum. Çok uygun fiyata satıyorum normal fiyatından. Alan arkadaşlar sağ olsunlar, satış yaptığım zaman onların ürünleri sağlam gitsin diye bunları hep kullanıyorum. Link olarak bırakırım. Siz de bir inceleyin. Belki hoşunuza giden bir ürünü, yepyeni ürünleri uygun fiyata almak isterseniz aklınızda bulunsun. Bakalım neler var. Kutudan ilk olarak bir maske çıktı. Bunu denememiştim ve hoş görünüyor. Bir gün de cilt bakım günü yaparız beraber. Güzel böyle. Zaten kış geldi. Güzel güzel ev vlogları çekeriz. Bu maskeleri, cilt bakımda neler kullandığımı, hepsini gösterdiğim bir cilt bakım vlogu çekeriz. Bunu onun için saklayalım, kullanırız. Black Pearl hidrojel maske çıktı. Daha dün maske yaptım. Bir sonrakinde beraber yaparız. Sabun çıktı. Watsons'ın. Bu arada bu Watsons özel markalarmış. Sadece Watsons ürünleri yani. Aa, çok güzel kokuyor. Avokado. Avokado yağlı sabun. Bakalım başka ne var? Aa, çok iyi. Benim göz kremim, nemlendiricim bitmek üzereydi. Aydınlatıcı göz kremi çıktı. Bu bir nemlendirici mi? Bir bakalım neymiş. Moisturize diyor, evet. Nemlendirici bir krem. Aydınlatıcı göz çevresi bakım kremi diyor. Kiehl's'ın avokado özlü göz çevresi bakım kremini kullanıyorum. Daha yeni sürdüm mayadan çıktığım için, şu an sürmeyeyim. Ama dokusuna bakalım. Yağmur başladı. Bayağı hızlı yağıyor. Benim çok kuru bir cildim var. Kokusu yok, kokmuyor. Güzel. Bunu denerim mutlaka. Yani denerim değil, ben bunu kullanırım. Bunu kullanacağım. Bir sonraki videolarımızda, herhangi bir videoda size belirtirim nasıl, güzel mi değil mi diye. Güzel bir ürün. Yani iyi gidiyor. Bakalım. Revolution'ın Watsons ödülleri, en iyi Watsons özel ürün seçilmiş bir far paleti çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Far paletinin renkleri güzel mi? Ben şu üstteki simli, onu beğendim. Bazıları simli, bazıları simsiz. Şu renkleri de seviyorum. Göz kapağına sürüp böyle hafif böyle kalemde çekince çok hoş duruyor. Kahvemizi unutmayalım. Mesela bu paletin fiyatı tek başına 60 lira. Ama ben kutunun hepsini 59 liraya aldım. Size onu demek istiyorum. Yani böyle bir kutu alırsanız Watsons'tan çok uyguna bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Bunların toplamı zaten 200 ya da 200'e yakın yapıyor. O nedenle böyle çok karlı bir aylık bakım alışverişi yapmış oluyorsunuz. Sonraki ürünümüze bakalım. İkisi bir arada jel eyeliner çıktı. Waterproof. O çok güzel. Deborah marka. Bu şekilde bir bakalım. Aa, çok hoşmuş inceliği. Gerçekten beğendim. Ben bunu kullanırım. Hatta beraber kullanalım. Video çekelim. Çok güzelmiş. Bunu böyle dağıtırız. Hoş bir. Hatta bunun da altına şu kırmızılardan bir tane süreriz. Güzel bir plan oldu şu an bizim için. Güzel. Bunu yapacağız yakın zamanda. Kalem çok güzelmiş. Yumuşacık bir çekilişi var bu arada. Çekiliş. Yumuşacık bir kalem çekiş. Yumuşacık bir kalem çekiş hissi var. Başka? Çok iyi. Bu kutu hala satışta. O yüzden hemen koyacağım videoyu. Kutuyu almak isterseniz şu an Watsons.com.tr'den sürpriz Kasım kutusu yazarak alabilirsiniz. Kutunun içeriği çok iyi bence. Vazelin çıktı. Yoğun nemlendirici formül. Benim vazelinim yoktu. Sadece dudak için olanı vardı. Bu aynı zamanda tabii ele, her yere sürülebilir. Böyle hafif bir kokusu var. Ama rahatsız edici değil hiçbir şekilde. İhtiyacım olan şeyler çıktı. Başka ne varmış bakalım. Aa, güzel el kremi çıktı. Bu anladığım kadarıyla vücut için, bu el için. Yoksa ikisini bir arada kullanmazlardı diye düşünüyorum. Hand cream. Güzel. Bu şekilde bir el kremi çıktı. Ben el kremi kullanıyorum. Şu an bitmek üzere zaten. Buna geçerim ben. Biter bitmez. Kutumuz bu şekilde. Uyguna geliyor. Sadece bir far paleti fiyatına ben bir sürü şey almış oldum şu anda. Bu yönden Watsons'ın böyle bir özelliğinin olmasını seviyorum. Hep böyle ev bakım ürünleri. Yani bize eve kapandığımız bu soğuk zamanlarda kullanacağımız ürünler çıktı. Bu arada Walking Dead dizisini
biliyorsunuzdur 10. sezon bitti en son. Herhalde onu izleyen birkaç kişiden biri kaldım. Israrla izliyorum. Şu an 10. sezonun 13. bölümündeyim. Güzel bir dizi. Yani ben alıştığım için devam ediyorum. Aslında birçok insan yarıda bıraktı. 3. 4. sezondan sonra izlemediler. Ben de bir ara o kırılma noktasına geldim ama böyle öyle bir bağlanmışım ki Walking Dead dizisine. Hani izlemediğimde aklımın bir köşesinde dizi acaba ne oldu? Mesela kenarda köşede dışarıda bir yerlerde Walking Dead ile ilgili bir şey gördüğüm zaman beni itiyor yani. Hadi izleyeyim şunu falan oluyorum. Dedim ben bu 10. sezonu bitireyim. 11. sezon daha gelmedi zaten. Siz Walking Dead izlediniz mi? İzliyor musunuz? Yarıda mı bıraktınız? Hangi dizileri izliyorsunuz şu an? Bir yandan da İsveç dizisi Netflix'te yayında. Love Anarchy'di galiba. Onu izliyorum. Son 2 bölümü kaldı. Ben bu İskandinav ülkelerine çok hayranlı olan bir insanım. Çok seviyorum. O dizide İsveç olduğu için böyle izliyorum etrafı İsveç'i görebilmek için. Diziyi beğendim mi beğenmedim mi? Çok beğenmedim açıkçası Love Anarchy dizisini. Biraz klişeler dolu ve tam samimi gelmedi. Yani dizi oyuncular da oyuncu olduğu, ya oyun yaptıklarını sanki belli ediyorlar gibi. Bana geçmiyor samimiyet oyuncuların. Diziyi çok beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Ben şimdi videodan sonra bir Walking Dead'in bir bölümünü daha izleyeceğim. Annem gelecek bugün bana. Beraber vakit geçiririz biraz. İşte daha henüz gelmedi ama yoldadır. Anneme de bir kahve yaparım. Belki onunla ben de bir Türk kahvesi içerim bu bitince. Öyle işte. Benim cumartesim bu şekilde geçiyor. Sizlerin nasıl geçiyor cumartesi günü? Beraber sohbet edelim. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için hala abone olmadıysanız lütfen abone olun kanalıma. Zaten evdeyiz artık bol bol. Video çekeriz. Videomu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.